Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Taşkent'te Dünya Judo Şampiyonası başladı. Türkiye'de geniş bir ekiple katılıyor turnuvaya. Yayın konuğumuz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz olacak. Hemen dönelim Taşkent'e. Şahrukbek Alimoğlu karşısında, Sayın Huysuz da yanında hemen. Onlara bırakalım sözü. Turnuvayı konuşacaklar. Ev sahipliği yapıyor. Bugün müsabakaların birinci günü ve bugünden itibaren artık sporcular yarışmaya başladılar. 82 ülkeden 500'e aşkın sporcu buraya geldi ve şu anda hazırlıklarını yapıyorlar ve yarışmalara başlıyorlar. Yayın konuğumuz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte bu müsabakanın nabzını tutacağız ve ne gibi hazırlıklarla geldiniz ve kimler var ekipte? Teşekkür ediyorum. Öncelikle Özbekistan'a ve Türkiye'ye selamlar olsun. Biz 11 sporcuyla katılıyoruz yarışmalarımıza. 82 ülkeden 261 kadın, 310 erkek sporcu, toplamda da 571 sporcunun katıldığı 7 gün ferdi müsabakalar, 1 günde takım müsabakası ve 8 gün boyunca Özbekistan'da hem ülkemizi temsil edeceğiz hem de burada inşallah ülkemize madalyalarla dönmek için mücadele ediyoruz. Genç bir ekiple buradayız. Aslında takımımızda gerçekten 4 tane kardeşimiz gerçekten hem tecrübeli hem de yaş olarak bu takımın beyni olarak gözüküyor. Ama diğer kardeşlerimize gerçekten genç, gençler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası aldıkları büyük madalyalarla burada ülkemizi yine temsil ediyor. Bugün 3 sporcumuz vardı. 2 sporcumuz birer maç kazandıktan sonra favori sporcular Japon ve İspanyol'a kaybettiler. Şu anda da yarın bir tane sporcumuz, öbür gün bir tane, 4. gün 2 sporcumuz. Diğer 5. günde tek sporcu olmak üzere 6. gün ve 7. günde asıl yoğun maçların ve madalya beklediğimiz sikletler de burada yarışmalara katılacaklar. Burada da inşallah madalya alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Müsabakalar 10 gün devam edecek yanılmıyorsam ve kaç tane madalya bekliyoruz? Ya yani biz şöyle, dünya şampiyonalarında genelde son zamanlarda madalyayla kapatıyoruz. En azından burada en az 4 tane sporcumuz, dediğim gibi hem tecrübeli hem de takımın beyni ve olimpiyatlara katılmış sporcular. 2 tane sporcumuzu gelemedi. Onlar sakatlık geçirdi. Miraç Akkuş ve Bilal Çiloğlu, asıl takımımızdaki 2 tane sporcumuz, şu anda onlar yoklar burada. Onlarla beraber de dediğim gibi Vedat Albayrak'tan madalya bekliyoruz. Mikail Zang'dan madalya bekliyoruz. Kayra Said ve Sebile'den takım için gerçekten madalya beklediğimiz sporcularımız. Daha önceki müsabakalarda, dünya şampiyonlarında madalya kazandılar. Ama diğer kardeşlerimiz hepsi genç. Gençler de Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldular. Dünya şampiyonası'nda gümüş madalya, bronz madalya ve altın madalya kazanan bir takım. Yaş ortalaması ufak olduğu için daha bu büyükler artık tecrübe, dünya sıralamasındaki ön sıradaki insanlarla yarışıyorlar. Hem de olimpiyat zamanı yaklaştı ve puanlamalar başladı. Gerçekten zor bir süreç. İnşallah buradan dediğim gibi en azından bir iki madalya alıp ülkemize bu sefer dönüp asıl hedefimiz 2023'teki Doha'da yapılacak dünya şampiyonası. Çünkü oraya daha iyi hazırlanıyoruz. Şu anda takımımızın başında Japon hocamız var. Yeni geldi. 3 aylık beraber çalışıyoruz. İnşallah bu süreci atlatıp 2023'te daha tecrübeli, daha amaca, hedefe giden sporcularla madalyalar kovalayacağımızı düşünüyorum. Ve 2024 için Paris Olimpiyatlarına ulaşacağımız hedef madalya. İnşallah orada madalya alarak ülkemizi onur edeceğiz. Inşallah. Gerçi bugün birinci gün ama organizasyonu nasıl değerlendirirsin? Nasıl hazırlık yapılmış? Genel olarak Özbekistan'da yapılmasının önemi nedir? Yani şöyle, Özbekistan'da gerçekten güzel ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz misafirperverlik hepimizin, Türk'ün kültüründe olan misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtıyorlar. Gelen ülkeleri gördüğümüz kadarıyla da gerçekten çok huzurlu, rahat. Gidişlerde, organizasyon, yemekler konusunda her türlü imkanlara sahip. Özbekistan'da uzun zamandır, yani dünya şampiyonası hiç olmamıştı büyüklerde. Daha önce dünya kupaları ve Grand Slam'ler olmuştu. İlk defa bir dünya şampiyonası ev sahipliği yapıyorlar. Bu da bizim hem kendi öz kardeşlerimiz, burada olması bizi mutlu ediyor. İnşallah onlar da güzel ev sahipliği yapıyorlar. Bugün bir tane finalleri var. 60 kilodaki kardeşimiz finale çıktı. O da bizim için mutluluk. Hem ev sahipliği yapmaları hem de burada madalya almaları bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim birbirimize ayıran kayıran bir şey kalmadığı için inşallah hep beraber güçlü bir şekilde burayı tamamlarız. Gelen insanlara, gelen ülkelere, 82 ülke burada hem Özbekistan'ı tanıyorlar hem Özbek Türk kültürünü tanıyorlar. Bu da bizim için ayrı bir onur yani. Çok teşekkür ederiz. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz. Evet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Judo Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Bugün müsabakaların birinci günü ve 82 ülkeden 571 sporcu yarışıyor ve 10 gün boyunca burada spor müsabakaları devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.